Bu gördüğünüz pirin evinde yapımında kullanılan merteklere dikkat ederseniz her biri nereden baksanız 30 metreye yakın. Bunların her birinin sade insan gücüyle ya da bir kişinin, iki kişinin gücüyle buraya taşınıp evlere yerleştirilmesi imkanı yok. Buradaki yaşam tarzı tamamen günümüzde imece denilen ama aslında Rıza Kenti dayanışma kültürüne bağlı olarak bütün köylünün birlikte yaptığı. Mesela bu eski köyde herkes birinin evi yapılıyorsa herkes ona yardım eder. Kimi yemeğini hazırlar, kimi kaba gücünü kullanır, taşlarını çeker, kimi çamurunu yapardı. Mesela bu mertekleri buraya yerleştirmek için devasa güç lazım. Dağlardan buraya getirilirken bu mertekler eskiden kağnılarımız vardı. O kağnılarla, öküzlerin çekmiş olduğu kağnılarla bunlar çekilir. Büyük zahmetlerle yerleştirilirdi. Benim kulağımda hala o kağnıların tekerlerinin gıcırtısı sesi hala nostaljik olarak kulağımda çınlar. O kadar yani tarihi geçmişimizi bunları gördüğümüz zaman o duygusallığı yaşamamamız mümkün değil. Ve burada nice cemler, nice toplantılar, nice düğünler, nice yemekler, nice erkanlar yapılmıştır. Kantarma'nın kadim pirlerinden İbo Dede'nin eviydi. İbo Dede'nin evi. Yani bu köyde 4 sülale var. Pir sülalesi. 4 sülale var ama son süreçte bu pir sülaleleri sürekli birbiriyle evlenerek bu hemen pirlerin hemen hemen hepsi akrabadır. Bugün bile. Hepsi akrabadır. Kız almış, kız vermişler. Akrabadırlar. Pir Talip soylu olan birkaç sülale var. Onlar da sonradan gelip bize dahil olmuşlardır. Yakın köylerdeki bütün Talip kesimi çoğu zaman kurbanlarını alıp getirip pirin kapısında kesip tığlayarak şey yaparlardı, erkanlarını yaparlardı ve sık sık o tür etkinlikler burada yapılırdı. Birçok sanatçı bunların başında Arif Sağ gelmektedir. Arif Sağ geldi, burada cem yaptı, çaldı, söyledi. Verdiği söz şuydu: ben bu pirin evini müze yapacağım. İşte müze. İşte müze. Yani herkes aleminin değerleri üzerinde bu köyden beslendi ama bu köye hiç kimse bu değerleri tarihe taşımak anlamında bir katkıda bulunmadı. Herkes geldi, değişleri aldı, götürdü, onlarla para kazandı. Ama bir gün olsun bu köyün değerleri üzerinden bir sosyal, kültürel ve inançsal hafızanın güçlenmesi doğrultusunda bir çaba sarf etmedi. Herkes kendini yani göründüğü gibi taşlar yıkılmış, harabeye dönmüş, eski mertekler dönüp duruyor ama çok da ömürleri fazla değil, belli yani. Yok yani şu anda bu köye kimse, bu eski her taraf virane görüyorsunuz, gelen giden yok. Yeni köyde herkes evinin önüne işte ağaç dikti, şu yaptı bir. Olması gereken buraya bir müze yapıp Sinemilli Ocağı'nın merkez kültürünü, edebiyatını ve inancını tarihe yansıyacak buraya bir müze, buraya bir gerçekten tarihsel hafızayı akıllara ve geleceğe taşıyacak bir yapı oluşturulması şart. Öyle görüyorum ama şu anda kimsenin öyle bir hesap içerisinde olduğunu sanmıyorum.